Garaj Dolaptır YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ekmek Arası Honda Civic Gen 2'nin 3. ve son bölümüyle birlikteyiz. Evet baba, Honda'yı bitirdik. Ne düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun? Neler yaptın, neler ettin? Bize şöyle hızlısından bir özet geç. Hızlı mı olması lazım? Yani hızlı olursa iyi olur. Milletin zamanını çalmayalım. Çünkü arkada çok güzel bir detayımız var. Ne yaptık? Verdiğimiz sözden biraz daha erken davranarak, biraz daha hızlı davranarak, sabah 8, akşam 12 çalışarak 27 günde bütün çürüklerini arındırıp astar boyasını attık. Neden astar boyası? Astar boyası neden astar boyası? Kaput konusunda bir sıkıntı yaşadık. Şöyle bir sıkıntı yaşadık. Biz bu arabayı iş olarak kabul ettiğimizde kaput çok çürük vaziyetteydi. Hı hı. Ve kaputu bana siz getireceksiniz diye bir anlaşma sağladık. Yani müşteriye böyle söylendi. Evet. Çünkü kaput olayı biraz farklıdır. Bazı presçi abilerimiz var. Onlardan fiyat alındı, fikir alındı falan filan. Onların fiyatı müşterimize, yani aracın sahibine pahalı geldi. Ondan sonra ben ortalama kendim yapma kararı aldım. Kaputu. Benim fiyatım da müşterimize yüksek geldi. Ondan sonra işte biz kaputsuz vaziyette arabayı tamamladık. Çünkü kaputu şu anda başka bir presçi, kendilerinin buldukları bir presçi yapacağını söylemiş. Yaptıktan sonra getirecekler bana kaputu. Ben üzerine takacağım. Alıştırmasını yapacağım. Alıştırmasını yaptıktan sonra boyasını yapacağım. Ve o zaman son katını atacağım arabanın. Her zaman bilirsiniz, ben arabaları boyarken, şöyle geçelim istersen. Arabaları boyarken yedirme boyası dediğimiz bir boya vardır. Biz eskiler ona yedirme boyası deriz. Yenilerde astar kat. Şu anda bunun üzerinde yedirme boyasından bir tık daha fazla boya var. Hı hı. Komple tekrardan zımparalanacak. Şu anda benim gördüğüm, sizin göremediğiniz bir sürü hatalar var. Onlar bu yedirme boyasında ortaya çıkıyor. Arabanın olması gerektiği renk hangi renkse ve o renk ne kadar hata veriyorsa o hataları o şekilde yok edersin. Şimdi nasip olursa kaput, işte döşemesi, camı, elektriği, motoru, frenleri, her şey yapılacak. Ondan sonra bana tekrar geri gelecek araç. Ben kaputunu alıştıracağım. Ve bu arada işte motor yapılırken, kapı yapılırken, işte kapı döşemeleri yapılırken, elektrik yapılırken oluşacak hasarlara da bir en azından önlemimiz olmuş oldu. En azından hasar oluşsa bile üzülmeyeceğiz. Diyeceğiz ki zaten tekrardan boyayacağız. Peki sen bu arabanın boyasını hangi tür boya attın? Opak attım. Opak çünkü tedavisi kolaydır. Üzerine herhangi bir işlem yapacaksan bile daha rahat yapmanı müsaade eder. Ama vernikli olduğu zaman vernikli boyanın biraz zaman geçmesi gerekiyor. Hemen üzerine tekrar atamıyorsun. Tekrar tedavi edemiyorsun. Eğer karışımında da bir hata yaptıysan o vernikli boyanın kusma yapıyor. Yani boyayı kırıyor, çatlatıyor. Ondan dolayı ben ilk katını her zaman opak atarım. Yedirme boyalarını. Anladım. Peki bunu... Şu an gördüğün gibi bu araba Arife günü bitti. Arife günü ben buna bir yıkadım, patladım. Gayet cinlok gibi duruyor. Piyasada gördüğünüz şu araba zaten opaktır. Yani bunun... akrilik boya. Tam olarak şunu soracağım peki. Bu arabaya vernikli boya atsaydık ne olurdu? Opak boya attık ne oldu? Şimdi tedavisi daha kolay olur diyorsun. Diğerinin tedavisi olması daha mı zor? Neden daha zor? En azından bana daha zor geliyor. Ben çünkü boya işine sonradan başladım. Söylüyorum her zaman bunu. Evet. Ama elimden gelen her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Vernikli olduğu zaman daha zor. Boya tekrar tedavisi zor oluyor. Son katı ben vernikli atmayı tercih ediyorum. Anladım. Peki bu arabada seni en çok zorlayan yer neresi? Her yeri. Niye? Niye? Şöyle ufak bir detay anlatayım sana. Mesela bu çamurlu 3 vida, 4, toplam bir de şurada var 5 vida tutuyor. Pardon, 6 vida tutuyor. O kadar ince ki, o kadar mukavemetsiz ki kaputu alıyorsun, çamurlu alıyorsun. Arabanın ayarlarını yapıyorsun, kapı aralıklarını yapıyorsun, her şeyi yapıyorsun. Haliyle çıkarıp diğer işlemlerini yapacağız. Astarını atacağız, aralarını boyayacağız. İşte pütürünü atacağız falan filan. Tekrar yerine taktığında bambaşka bir şekil almış oluyor. Bunun sebebi niye? İnceliğinden dolayı. İnceliğinden kağıt gibi. Yani bir çocuğun eline ver bunu, buruşturur. O kadar ince. O kadar ince. Peki bu bize diğer Amerikanlardan sonra ince geliyor olabilir mi? Yok yani zaten benim Yalçın Usta'm var. Bilirsin Yalçın Usta'yı. Yalçın Usta başka özel basım saçlar dedi. Bunlar dedi 0.60 dedi. Honda zaten oldum olası hep ince saç kullanıyormuş. Hiç kalın saça geçmemiş. Mesela şöyle anlatayım. Bu hangi taraf arabanın sağ tarafı? Bu arabanın buradan aşağısı 1 milim artık. Burada hiçbir şey olmaz. Ama burası hala 0.60. Yani ben bunu istersem elimle büker yamultabilirim. O kadar ince bir saç. O kadar ince.
Kaput da aynı şekilde. Kaput da istediğin bakın. Dur bakayım. Yani şu anda ne kadar hafif vuruyorum görebiliyor musun? Evet. Bak. Bak bak hani buradan daha çok böyle. Yani bir de şöyle sağlam vurduğunu düşün. Bayağı bildiğin zıngırlıyor yani. Yani şey değil yani sadece çok ince bir araba. Gel bir de 56'da göster istiyorsan aynı hareketi. 56'da ama şey var aslında. Ha doğru aslında doğru yani doğru. Derisi var 56'da neyi kıyasıyorsun be oğlum sen ya de. Hani direkt uygulamalı anlatım ya, yani bununla bunun. Ya, hani var ya Demet Akalın şarkısı. Hangisi? Kaldırıp taşı pırlantaya kalktı. Direkt o konuya girmiş olmuşsun yani. Yok yani Amerikan arabalarının her zaman söylerim. Ya yani Amerika'nın sadece arabalarını seviyorum. Hı hı. Amerika araba konusunda benim için hala bir numara. Kesinlikle. Ya hala. Alman teknolojisi diyorlar, yok o diyorlar, yok bu diyorlar. Hepsi arabaları hafifleştirmeye giderken zamanında, evet. Basitleştirmeye giderken onlar hala istikrarını koruyarak kalın saç, güçlü motor. Evet. Yani Amerikan muscle kültürünü hala yaşatmaya devam ediyorlar. Bu da tabii bu nacizane benim fikrim. Seven olur, sevmeyen olur. Bu ayrı bir konu. Ama ben Amerikan arabalarındaki o saç olayını balyozla çekişleme yaptım. Oğlum bilmiyor musun? Evet. Yani, direkt tecrübeyle sordum. Parmağımla düzelttim çukurları. Yani çekiç kullanamadım. Çekiç kullandım ya darmadağın oldu. O kadar ufak. O kadar. Kadar çektirmemi biliyorsun. Ben evet. Çektirme işine son yıllarda başladım. Hı hı. Çektirmeyi taktım ya delindi. Yani böyle bir olay. Honda arabalarını bir daha iş yaparken... Diyecekler ki kardeşim ne güzel işte ince saçta istediğin gibi şekil vermişsin. Doğru söylüyorsunuz. İnce saça şekil vermek çok kolay. Elinle bile şekil verebiliyorsun. Ama şekil verecek saç yoktu zaten arabada. Hep çürüktü. İkincisi şu var. Kaynak yapamıyorsun. Yeah. O kadar ince ve eskimiş bir saça kaynak yapamıyorsun. Direkt o ya, tutturacağın yer deliyor. Anında yok oluyor. Anında eriyor. Anında deliniyor. Yani en büyük sorun buydu zaten. Yani bir saatte kaynatacağım yeri bir günde kaynattım. O sırf incelikten kalınlıktan. İncelikten böyle ince ince böyle hafif 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 böyle minik 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 puntalarla kaynatacağım yeri önce güçlendirip sonra kaynağı adam akıllı vurdum üstüne. Ya evet. Oksijen hiç kullanamadım zaten. Peki sana çok garip bir soru soracağım. Bu arabanın gerçekten zamanında bu petrol krizlerinin dünya üzerinde süre geldiği zamanlarda Amerikan araçlarının devirebildiğine inanabiliyor musun şu anda? Yok öyle bir dünya. Ama bu gerçek yani Allah bu araba. Bir eğilip şuradan bir kamerayı göstersene tavan sacını. Bir tane kayıt var mı burada? Kabriyo araba daha güvenli. En azından üstünden çıkarsın gidersin. Ya. Yani anlatmak istediğim bu. Yok abi öyle bir dünya yani. Ama arabalar yani yapmış adamlar yani zamanında. Yani küçük araba seven için ideal. Evet ya şey küçük Japon araba. Mustang'i bu bildiğin ya. Japon Mustang'i mi? Arabanın arka koltuğu katlanıyor falan oluyor. Önden çıkışlı otomatik. Allah aşkına ya. Yok yok bu araba sen, güzel güzel. Hadi abi. Mustang görmemiş bir adam olsan haklısın diyeceğim. Evet böyle bir yorum yapabilirsin. Çünkü en yumruğunu yemeyen kendininkini balyoz zannedermiş. Seninki o misal olur. Oğlum Mustang'in ne olduğunu bilmiyor musun? Ama ben bu arabanın hiç şeyini duymadım mesela sesini falan hiç duymadım. YouTube'da da biraz araştırdım. Şu anda YouTube'da bunun restorasyonunu yapan dünya çapında 3 Türkiye'de tek kişiyiz. Arabayı kötülediğimden değil. Ben sadece restorasyon aşamasındaki zorluklarından yani bu adamlar bu arabaları tekrar tamir edilsin diye yapmamış. Kullanat gibi. Bu kullanat gibi yapılmış. Hiçbir arabada ben bu zamana kadar görmedim. Mesela şöyle göstereyim. Bu arabada marşbel yoktu kardeşim. Şu yoktu. Buradan itibaren kapım altından itibaren gel şuradan gösterelim. Ya bu arada kapılar doğru düzgün açılıp kapanmıyordu. Şuradan itibaren aşağı doğru inen yuvarlak bir saç vardı ve buradan bakıldığında marşbel görünmüyor. Marşbel görünmüyor. Marşbelsiz araba mı olur ya? Bir de normal şartlarda marşbeller genelde o düz saç bile olsa bununla aşağıda birleşmesi lazım. Dudak dudağa gelmesi lazım ki güçlenmesi için. Şu şekilde bağlantıları olması lazım. Hem sürekli kabriyo araba yaptığım için bende bu bir hastalık. Buraları güçlendirmeden bırakmam. Her iki davlumbaza da sardım. Önce bunu yaptım. Sonra onu yaptım. Sonra üçünü aşağıda birleştirdim. Yani arabanın aslında genetiğini daha da güçlendirmiş. Evet güçlendirdim. Bak kapıya bak şimdi. Duydun mu? Hı hı. Sesi bir daha dinle sesi. Aslında bu işi kapıcılar ayarlaması lazım ama parmağımla kapanabiliyor. Bu sağ tarafta büyük sıkıntılarımız vardı. Bu çürük fotoğraflarını falan koyarım. He, yani sağ tarafta büyük sıkıntılarımız vardı. Çürük demek kötü demek değil arkadaşlar.
Bazı çürükler vardır. Orijinal çürüktür. Ellenmemiştir. Kaynak görmemiştir. Üzerinde işlem yapılmamıştır. O bize çok güzel kalıp verir. Orijinal çürük her zaman birinci tercihimiz. Ama öbür türlü diğer ustaların yaptığı hatalar bizim yapacağımız işi dengeliyor. Yapan usta hatalıysa. Tabii canım. Hatasız ustalar tabii ki var. Ama bu arabada çok hata vardı sağ tarafta. Sağ tarafta ciddi bir onarım gerekti. Arabanın gönyesini tekrardan düzeltmem gerekti. Ki verilen bütçeye göre hareket etmek zorundayız arkadaşlar bu arada. Bu arabayı ben çok daha iyi hale getirebilirdim. Çok daha mükemmel yapabilirdim. Ama niye yapamadık? Bir bütçemiz var. Ve benim de bir günlük sayı dönemim var. Yani bir ay içerisinde ayırdığım bir durum var bir arabaya. Yani zaman ve performans. Ondan dolayı hem hızlı olmam gerekirdi hem de o bütçenin içinde kalmam gerekirdi. Peki şu anda çıkan işten memnun musun? Yani daha iyisi olabilirdi. Bunu sağlayan şey zaman ve bütçe miydi? Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben presçiyle çalışamadım. Kendim bastım bir sürü parçayı biliyorsun. Evet, kendi elimizle yaptım. Kendim yaptım. Presçiyle çalışsaydım daha bir şık olurdu. Daha bir otururdu ve bana zaman kalırdı. Ben de o sacı yapacağım dönemi uğraşana kadar başka şeyle daha çok uğraşırdım. Yani. Ve benim bu arabada ayırdığım süre bir aydı ve ben bir ayda bitirdim. Bence çıkan iş gayet güzel oldu şu anda zamanı ve bütçeye göre. Mesela buraları arabanın tamamen nebran, fiberglass, macun onunla kaplıydı. O resimleri de atarız. Şu anda şunlar böyle açık renk gibi duruyor ama bunlar aldatmasın sizi. Hafiften bir pasta yaptım rengi görmek için. Hı hı. Onun pislikleri. Buralar falan yoktu. Hatırlıyorsunuz zaten. Evet evet evet. Temizlerken gördük ki babam dedim temizleyeceğim diye uğraşma. Kalıp bozma. Ben buna kalıp çıkarayım. Ondan sonra kesip atalım. Sahiplerine de gönderdik tabii bu arada yaptığımız işleri. Bu şeyler tamamen üzerine macun ve bilemediğim bir takım yapıştırıcılarla amortisörler tutulmuş. Evet evet onu ben de yani gördüm. Çok. Amortisörler bu araba yürümediği için araba yere düşmemiş. Düşseymiş yani yürüseymiş bu araba muhtemelen burası kaputtan dışarı çıkardı. Yani podyalar aslında bu arabada yokmuş. Hani bu arabanın olması gereken mesela hepiniz biliyorsunuzdur ki kamber kaster açıları falanları filanların o mühendislik dahilerin hepsi bildiğiniz şuralardan böyle macunlarla ne bileyim işte silikonlarla falanlarla filanlarla şu gördüğünüz sacı buraya tutturmuşlar. Saçma sapan bir şekilde biz tabii ki de bunların hepsinin onarımını yaptık. Bunların hepsini size gösteremedik. Niye? Bunların hepsini size gösteremedik. Niye? Çünkü biliyorsunuz ki diğer yani Honda Civic videolarımda da izlediğiniz üzere ben aslında hafta içi Bursa'da, hafta sonu İstanbul'dayım. O esnada babam bunları yaparken ben farklı işler yaptım. Aracın soyulmasını, temizlemesini, birkaç yerinde zımparasını vesairesiyle ilgilendiğim için hani çok fazla video çekme fırsatım olmadı. Gelip direkt verdiğimiz süre zarfında aracı bitirmeye uğraştık. O yüzden sizlere çok fazla yapım aşamalarını gösteremedim. O yüzden bu araçta beni affedin. Ama bu konuyla alakalı da ne yazık ki şöyle bir durum var. Bu izlediğiniz seriyi bizim aracımızda Türkiye'de ve hatta dünyada bile çok fazla izleyebileceğiniz kaynak yok. O yüzden bizim burada söylediğimiz bütün cümleler aslında sizin için bir ne denir ona? Hani arabaların tarihleri hakkında araştırılan şeyler var ya, ansiklopedi gibi bir bilgi diyebilir miyiz buna? Olabilir mi? Ben de yani ne terim kullanabilirsin bilmiyorum ama direkt doğal olarak yani yaşadığımız tecrübeleri anlatıyoruz. Usta gözünden anlatıyoruz. Bir mühendis başka şekilde anlatabilir belki. Der ki kardeşim o marşbellerin birleşmemesinin sebebi şuydu buydu falan filan diyebilir. Bir sürü şey anlatabilirler. Ama bizim bildiğimiz yıllardan beri güçlü arabalar, sağlam arabalarla çalıştık. Yani bu araba dediğim gibi güçlü bir araba olsun diye yapılmamış. Yani. Bana göre Japonlar bunu bir deneme için yapmışlar. Evet öyle zaten. Bu deneme versiyon 2 yani. Hani. Yani şöyle bir durum var. Honda'nın zaten şeyiymiş bu. Zayıf araba yapma özellikleri. Yakıttan tasarruf. Evet. Hızlanmayı sağlamak. Falan fıstık. Peki baba. Yine böyle bir proje gelse. Çürümüş veyahut da çürük. Veyahut da bolca hasarlı bir Honda. Tekrardan bu işi yapar mısın? Alır mısın? Ben kurtarılmaya ihtiyacı olan, kurtarılmaya değer bütün arabaları yaparım. Benim için fark etmez. İçinden ağaç bile çıksa ben o arabayı tekrardan yaparım. Benim nedense kendi kendime mi yükledim bu misyonu? Bir yerde çürük araba duymayayım. Eğer o çürük arabayı yaptırabilecek bütçesi olan bir insan da varsa ben elimden geleni yaparım. Hızlı da yaparım yani. Öyle bir şey yok yani. Bu arabayı bana getirdiklerinde tahminimce onlar bir seneyi bulur diye düşündüler. Ama toplam 27 günde ben aracın sahibini çağırdım.
İşte bizim hani biraz daha farkımız burada piyasaya çıkıyor. Çünkü yani biz aslında burada kalkıp fabrika gibi 10 tane araba aynı anda alıp işte şuradan buradan parçalarla süsleyip veyahut da farklı menşeli ülkelerden parçalar getirtirip arabaları süslemiyoruz. Biz burada tek bir araba giriyor ve tek bir araba çıkıyor. Bizim derdimiz hız, bütçe ve zaman. Bunların hepsi birleştiği zaman biz bir iş yapabiliyoruz. Bir de araç sahipleri bilir, ben sorun üretmem. Çözerim. Bir aracı aldıysam verdiğim bütçenin içinde kalırım. Araç sahibi gelir, bir üst segmente çıkarmak istiyorum. Barış Bey, ben bu arabayı müzelik istiyorum. Ben bu arabayı koleksiyonluk istiyorum derse, o zaman tekrar oturup onunla konuşuruz. İlk başta söylediğimin dışında, vay efendim şurası şöyle çıktı, bak bizim hesabımızda bu yoktu. Vay efendim şu şöyle oldu. Ne yapalım kardeşim? Adam nereden bilsin o alt tarafın çürük olduğunu veya o kaputun altındakinin bu kadar kötü olduğunu. Yani. Onu bilmesi gereken kişi benim. Yani. Benim de ben ona göre bir bütçe vermeliyim. Yani. Bu hatamı, benim kendi hatamı araç sahibine mal edem. Yani. Hani kalkıyorum mesela bu arabanın birçok yerine fiber olduğunu biz... Onlar da bilemezdi kimse ki. Kimse bilemezdi yani. Onlar da bilemezdi. Yani ama yani sonuçta... fiber çıktı diye de bizden insanları yarı yola bırakıp ya da arabayı yarıdasına kesip ya da ekstradan bir para istemedik. Sonuç olarak biz bunlarla böyle şeylerle karşılaşabiliyoruz. Yani piyasada bunlarla çok karşılaşılıyor. Adam arabayı alıyor, yıllarca yapmıyor. Ondan sonra yapma başladığı zaman da kardeşim biz seninle bu fiyata anlaştık ama üzerinden çok zaman geçiliyor. Sanki o zamanın geçmesini araç sahibi istemiş gibi. Oysa ki o eşek herifin damadı yapmadığı için o arabanın zamanı geçmiş oluyor, bütçe değişmiş oluyor, kur değişmiş oluyor. Burada mevzu aslında ustalarda bitiyor biraz daha. Ustalarda tamam, müşterilerde de sıkıntı olmuyor mu? Oluyor. Adam ilk başta geldiğinde bir heyecanla, bir hevesle geliyor. Diyor ki kardeşim işte ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, onu istiyorum, bunu istiyorum. Tamam diyorsun kardeşim. Ondan sonra ödeme istiyorsun. Benim biliyorsun ödemelerim 3 aydır. Hı hı. Bir, aracı alırken 3'te 1'ini alırım. O 3'te 1'ini alma sebebim kaporta malzemelerini, boya malzemelerini, işte oksijen tüpümü, asitilen tüpümü, karışım gazımı, gazaltı telimi, o arabaya kullanacağım bir sürü parçayı fazla fazla alırım. Macunu astara kadar, boyanın rengine kadar. Hatta söylerim mal sahibine. Ya boyanın rengine hemen karar ver ya da kendin yaptırırsın derim. Yani. Boyanın rengine karar verir. Ben hepsini birden alırım, yukarıda depoma saklarım. Derim ki atıyorum bu Honda'ya ait. Bu Nova'ya ait. Fazla alırım birazcık da çünkü herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Ondan sonracıma ikinci ödemem kaporta biter. Sahibi gelir kuru saç olarak görür arabayı. Ham saç olarak. Beğendin mi kardeşim? Beğendin. Beğenmediyse beğenmediği yerleri bize söyler. Biz onları tekrar düzeltir. Tekrar çağırırız. Beğendin mi? Beğendim. O zaman benim kaporta ücretimi öde. Kaporta ücretimi öder. Ondan sonra boyaya başlarız. Boyaya gelir. Bu şekildeyken boyayı görür. Diğer ödememi isterim. Boyasını yapar teslim eder. Ben de bu şekilde. Sistem böyle ilerler. Bunların hepsini biz en kısa zamanda en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kalkıp mesela şu anda İçeride 68 var, 68 varken biz bu arabayla ilgilenmiyoruz veyahut da aynı anda 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e bölünmüyoruz. Biz genelde hep tek araç üzerine ilerliyoruz. En hızlı şekilde bitirip teslim ediyoruz. Yani küçük garaj olmamızın büyük avantajı bence bu. Evet, ben kesinlikle. Ben istersem arka sokakta kocaman bir garajım da var benim, biliyorsun. Evet. Ama oraya niye kullanmıyoruz? İki sebebi var. Bir, böyle eş dost araba getirip, ya Barış abi bizimkine de başla deyip arabasını bırakıyor. Hem adama otopark gerekiyor zaten. Hı hı. Anladın mı? Adam biliyor benim o arabaya, öbür araba bitmeden başlayacağımı. Hı hı. Adamın otoparka ihtiyacı var. Hem arabasını kafasından siliyor. 3-5 ay diyor otoparkta kaldı arabam diyor. İkincisi, gelen giden anısı bitmiyor arabalarla. Kesinlikle. Muhabbet bitmiyor. Kesinlikle. Yok benim 56 işte bununla öğrendim kullanmayı. Yok şuradan girdim. Tamam biz de seviyoruz gevezeliği. Biz de seviyoruz muhabbeti. Ama çalışırken de. Yani çalışmamız lazım güzel kardeşim bizim. Anlayış. Ben de biri geldiği zaman saygısızlık olmasın diye çekiyorum sandalyeyi. Artık bu muhabbet bitse de işimize başlasak diye. Ama bitmiyor. Bitmiyor yani. Herkesin bir anısı var. Herkesin kesinlikle bir hatırası, bir olayı, bir şeyi var. Ya ben onların arada. Sanki o hatıralarını çok merak ediyorum. O zaman... Dostlar alınmasın, kusura bakmasınlar. Böyle konuşmuşuz ama. Yok ama şöyle bir şey bazen var. Bazen böyle kritik yerlerde tam bir işi yaparken kafamın bir yarısı o işteyken o muhabbete de odaklanamıyorum. Odaklanamıyoruz ve de bu sefer de kafamız dağılıyor. Diğer tarafta ne düşündüğümüzü unutuyoruz. Yani yok ben unutmuyorum. Sürekli işte kalıyor aklım.
Ha işte onu diyorum hani sallıyorum mesela diyoruz ki ya şu işte bagajın şurasını şöyle yaparız diyoruz. Adam geliyor şimdi bir şey söylüyor ona kafa yor buna kafa yor falan filan yor derken yani saçma sapan bir hal alıyor işin rengi. O yüzden yani bence ufak garajın en büyük artısı bu. Ben mutluyum biliyorsun. Hı-hı. Kanada'dan çağrıldık. Biliyorsun İsviçre'den sürekli çağrılıyoruz. Evet. Kanada'ya çok güzel bir cevap gönderdim. Adamlar çeviremedi bile. Adamlara dedim ki orası çok soğuk. Benim götüm doğru. Evet bu arada karayılanla alakalı bize bir şeyler anlat bari. Videonun kapanışı karayılanla yapalım. O kadar Japon dedik, Amerikancıyız dedik. Bari kapanışımız Amerikanlarımız da olsun. Bu arada arkadaşlar bir 63 geliyor. Bu 63'ün bir özelliği var. Diyeceksin ki hep özel arabalar seni mi buluyor? Yok. Bu özel araba 63'ün özelliği şu. Gencecik bir delikanlıya topluyoruz arabayı. Ya benim... Babası ona bunu 17 yaşındayken aldı. 5 yıldır yatıyor arabası. Kendi kendine bir şeyler yapmaya çalıştı. Yapamadı. Olmadı. İmkanlar yeterli gelmedi. Şimdi imkanlarını düzeltip, ekonomisini düzeltip, elimizden geldiği kadar ekonomik bir şekilde fiyat verdim zaten. Hı hı. Kaportasını, boyasını yapacağız. Kabriyoya çevireceğiz arabasını. Allah nasip ederse şu anda Bursa yolunda az önce aradılar beni. Araba. Önce arabayı yürür hale getireceğiz. Her zamanki gibi ilk önce mekanik aksam ondan sonra kaporta aksamı. Şimdi mekanik aksam değildi aslında her zamanki gibi ama şu anda doktor abinin bir boşluğundan yararlanmaya çalışıyorum. Hı hı. Kaktırıyorum arabayı araya. Ondan sonra araba otomatiğe çevrilip hidrolik direksiyona çevrilecek. Bundan sonra araç bana gelecek ve ben burada aracı sıfırdan yeniden yapacağım. Ama bu arada aracın sahibi de bizimle takılacak arada bir. Evet, o genç kardeşimiz de gelecek. Genç kardeşimiz de gelecek, nerede ne yapıldığını görsün. Direkt bir ona da kaynak yapıyorsun. Yaptıracağız. Onun da gözleri yanacak böyle birkaç gece uyuyamayacak. O gözler yanmadan arabalara binilmiyor ne yazık ki. Durum bu. Bakalım. O 63 beni heyecanlandırıyor. Neden heyecanlandırıyor? Çünkü sürülecek o araba. Evet, aktif olarak. Gezilecek o araba. Ben iş adamlarının araba yapıyoruz tamam ama arabayı alıyorlar bir kenara koyuyorlar. Bu muydu diyorum. Buydu diyorlar. Ama o araba gezecek. Benim yaptığım arabalar gezsin abi ya. Evet, gezsin. Kesinlikle. O halde bahsettiğimiz üzere ekmek arası gemberimizin artık veda videosundayız. Final videosundayız. Biz şu anda 68'imize devam edeceğiz, karayalanımıza devam edeceğiz. Üzerindeki aksesuarları vesaire takmaya devam edeceğiz. Ondan sonra zaten bir araya 63 sıkıştıracağız. 63 Impala babamın da bahsettiği gibi. Bütün hepsinin serileri tekrar tekrar devam edecek. Merak etmeyin. Sadece dediğim gibi yapım aşamalarını çok fazla gösteremeyeceğim. Burada vakit buldukça çekebileceğim. O yüzden şimdilik yolunuz açık, benzininiz bol olsun. Amerikancının gözünden Honda nasıl olurmuş? Seyirler olsun.